Ebu Amru bin Hürmuz. Zübeyir ibn Avam radıyallahu ta'ala Hazreti Ali kerramallahu veşehden hadisi şerifi işitince, ki dün okuduk, hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sen Ali'yle harp edeceksen ve sen zalim olacaksın. Bunu hatırladınca Hazreti Ali kerramallahu veşehden Hazreti Zübeyir diyor ki, ben zaman bana unutturmuş ki bu hadisi, öyleyse ben seninle harp etmem diyor. Sonra oğlu diyor ki, babasın buraya ıslah için geldin, harp için gelmedin. Sen kefaret ver, köleni azat et ve burada dur. Fakat sonunda durdu ama baktı ki harp karıştı, daha ıslah da kabil değil, iki ordu birbirini mehvek ediyor. Hazreti Zübeyir peşiman oldu, oradan terk etti, Medine'ye doğru yürüdü. Amr ibn-i Cürmüz, Hazreti Ali'nin ordusundan bir asker bunu gördü, vay dedi, hayır sen orduyu tutuşturdun, bizi birbirimize düşürdün, şimdi de gidiyorsun, ben seni bırakmam dedi, ona arkadaş oldu. Hazreti Zübeyir de anladı, bu beni öldürmek için geliyor. Ya mesele uzun da nihayet bir yere vardılar, namaz kılarken Hazreti Zübeyir orada şehit etti. Amr'ın ona tabi oldu. Fakat elehu onu katletti. Ve ca'bi seyfihi Hazreti Zübeyir'in kılıcını getirdi. İlâ Ali'yin Hazreti Ali'ye. Fe'ahazahu Hazreti Ali o kılıcı aldı. Fe'nazara ileyhi kılıca baktı. Ve kâle buyurdu ki ama vallahi Allah'a yemin ederim ki lerubbe kürbetin elbette çok bir kürbeti, meşakkati, fitneyi kat ferreceha tefric etti, açtı o meşakkati giderdi. Sahibi hâde seyf bu kılıcın sahibi. En veçhi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. O kılıcının Hazreti Zübeyir Bedir'de harp etmiş, Uhud'da harp etmiş, bütün marikelere iştirak etmiş, o kılıcının Resulullah'ı müdafaa etmiş, bir şok, mehnet, meşakkatlere atlamış, girmiş. O kılıcın büyük bir kerameti var. O sahibinin kerameti ondan daha büyük. Tabi o kılıcı Hazreti Ali radıyallahu anh bakıp da kılıca bakınca bu kılıç, bu kılıcıyla Resulullah'tan birçok yerlerde müdafaa etmiş, birçok kürbetleri, mehnet, meşakkatleri def etmiş dedi. وَاسْتَاذَنَ عَلَيْهِ اِبْنِ جُرْمُزِ İbn-i Cürmüz Hazreti Ali'nin yanına girmeye izin istedi. فَأَبْطَى عَلَيْهِ الْاِذْنُ İzin gecikti. İzin istiyor, izin verilmiyor. Bekliyor, bekliyor, izin yok. فَقَالَ Amr ibn-i Cürmüz dedi ki اَنَا قَاتِلُ الزُّبَيْرِ Zübeyir'i öldüren benim. Niçin bana izin verilmiyor? Yani Hazreti Ali'nin düşmanı olan Zübeyir'i öldürdüm, kılıcını da getirdim. Yine de beni içeriye alıp da göstermiyorsunuz, izin vermiyorsunuz. Fekale Hazreti Ali kerramallahu veşe buyurdu ki, Ebi Katli bin Safiye, Safiye'nin oğlunu öldürmekle mi yeftehiru iftihar ediyor? Safiye, Hazreti Zübeyir'in validesi, Peygamber Efendimiz'in babasının kız kardeşi. Abdülmuttalib'in kızı Safiye. Hazreti Zübeyir onun oğlu. Onun için diyor ki Safiye, Peygamber Efendimiz'in nesi oluyor? Bibisi oluyor. Ha. Safiye'nin oğlunu öldürmekle mi iftihar ediyor? Felyetebevve hazırlansın bin nari cehenneme. Cehenneme hazırlansın, gideceği yer cehennem. Felyetebevve adanna. Felyetebevve bin nar. Ya tasih edin. İnnehu Zübeyir havariyyü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in havarisiydi. Likülli nebiyyin havariyyün ve havariyyi Zübeyir ibn Avam. Hadiste var ki her bir peygamberin havarisi vardır. Yani yardımcısı vardır. Benim havarim de Zübeyir ibn Avam'dır. Hadis var hakkında. Onun için Resulullah'ın havarisi, onun sahibi, onu öldüren cehenneme gideceğini bilsin. Semiyetu Resulullah Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur ki ben işittim. Peygamber Efendimiz'i yekulu
buyurur olduğu halde ki katilü bini safiyyete finnâr, Safiyye'nin oğlunun katili cehennemdedir diye Resulullah'tan işittim. Diyen kim? Hazreti Ali. Hadisin ravisi Hazreti Ali. Peki şimdi acayip. Zübeyr ile harp eden Hazreti Ali. Meydanda Zübeyr'i kendisi öldürseydi, hadisi de biliyor ki onu öldüren şey de cehennemde olacak. Öldürmedi yani. Fakat harp ediliyor. Şimdi o da onlar ne diyorlar? Sen bizi peki Zübeyr'e musallat eden sensen. Sen de biliyorsun ki Zübeyr'i öldüren cehenneme gidecek ki bizi cehenneme niye gönderiyorsun? Kim öldürse harptır bu. Kim öldürse cehenneme gidecek. Sebep kim olacak? Hazreti Ali kerimallahu veşe olacak. Bunlar çok ince meseleler. Yani şimdi burada Hazreti Ali kerimallahu veşe'nin sebepti olduğu için bir sorumluluk yok. İşte onu sorar adam. Onu sorar ki Hazreti Zübeyr sana kılıç çekti. Sen de ona kılıç çektin. O harptir. Muhakkak iki taraftan biri söyleyecek. Orada her kim olursa olsun harpte Hazreti Zübeyr'i öldürse, sen de hadisi rivayet ediyorsun ki Zübeyr'i öldüren cehenneme gidecek. Sebep kim olur? Hazreti Ali olur mu olmaz mı? Olur. Ha demek ki bunun işin içinde bir şey daha var ki harp esnasında ölmeyecek. Gadren öldürdüğünden dolayı cehenneme gidiyor. Harpte karşı karşıya harp etmiş de öldürmüş değil. O zaman mesul değil. Nazim'i pişman olmuş, harbi terk etmiş, gidiyor. Onu öldürmek caiz olur mu daha? Olmaz. Zulüm olduğundan dolayı cehenneme gidiyor. Emr-i Gülkürmüz. Peygamber Efendimiz de bunu mucize olarak haber vermiş. Demek ki Hazreti Zübeyr'i öldüren, gadran, zulmen öldürecek. Yoksa yiğitçesine harpte tutuşmuşlar da o Emirül Müminin olan Hazreti Ali'yi müdafaa ediyor, onun askerinde Zübeyr'e karşı gelmiş öldürse vakitte cehenneme gitmezdi. Fakat harbi terk etmiş, meydanı mareketen uzaklaşmış, pişman olmuş. Öteki adam peşine düşmüş, gitmiş, gadren, zulmen onu öldürmüş. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize olarak bilmiş. Onun için cehenneme gittiğinin sebebi bu. Evet. Cehennem gitmiş. Onu bilmiyoruz ebedi mi? İmansız giderse ebedi ama imansız gitmezse cehenneme girecek. Çünkü bir Müslüman öldürüyor. Ve ca Ömer ibn-i Talha. Ömer ibn-i Talha geldi. Aliyen Hazreti Ali'ye geldi. Hazreti Ali Rekarımullah ve sen huzuruna geldi. Ömer ibn-i Talha Hazreti. Hazreti Talha ne oluyor? Yani Talha da orada şehit oldu ya. Onun oğlu geldi Hazreti Ali'ye. Fekal Hazreti Ali buyurdular. Merhaben yebne ahi. Ey benim kardeşimin oğlu sana merhabalar olsun. İnni lem akbid malekum. Ben sizin malınızı almadım. Li ahuzehu. Onu kendime almak için almadım. Kabz ettim yani emrettim ki Talha'nın malını alın. Fakat onu alıp da kendimize mal etme için değil. Ya ne için? Ve lakin hıftum, lakin ben korktum aleyhi, o mal üzerine minessufaha, sufadan korktum ki o malı alır falan ederler. Hazreti Talha'nın malını muhafaza için Hazreti Ali kerramallahu veşe toplatmış. Almış fakat oğlu geldiği gibi oğluna ne dedi? Fehul malek, malını al. Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu anh kendisine kılıç çekmiş olan Hazreti Talha'ya ne diyor? Onun oğluna ne diyor? Kardeşimin oğlu diyor. Onun kardeşi değil miydi? Hicrette kardeşi, evet, sabıkede kardeşi, harplerde kardeşi, dinde kardeşi, cennet ile müjdelenmede kardeşi, her şeyde kardeşi. İnni le'ercu, ben ümit ederim ki en ekune ben olayım. Hazreti Ali kerramallahu veşe buyurmuyor ki ümit ederim ki ben olayım. Ene ben ve Talhatu Talha ve Zübeyru Zübeyr. Bu üçümüz olalım. Minellezine şur bir kimselerden olalım ki Kalallahu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu fihim. Onlar hakkında ne buyurdu? Estaizu billah.
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Bu ayet-i kerimenin manasına dahil olanlardan olalım. Böyle ümit ederim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki وَنَزَعْنَا ben Azimüşşan çıkardım. Neyi? Ma ol bir şeyi çıkardım ki fi sudurihim onların kalplerinde, kökücülerinde yani kalplerinde olucudur. Kalplerinde olan şeyi çıkardım. O olan şey de neden? Min gillin gilden birbirini sevmemek, birbirine buğz edavet etmek, dedikodu etmek, işte kalplerinde olan bu şeyi ben Azimüşşan çıkardım. Ne oldukları halde onlar? İhvanen kardeş oldukları halde. Ne üzerine? Ala sürurin tahtlar üzerinde. En sürurin. Ala ayet-i kerimeyi sen biliyorsun. Yanlış mı? Ala sürurin ayet-i kerime ala. Tasihetin andeyim. Ala sürurin, evet. Tahtlar üzerinde sürur, yani böyle yukarıdan konulan bir şeye serir derler. Karyola gibi, kürsi gibi, taht gibi, cennette tabi tahtlar olacak bunlar. Ne oldukları halde? Mütekabilin birbirlerine yüzleri karşı oldukları halde. Cenab-ı Hak ehli cennet hakkında buyuruyor ki, dünyada birbirlerini sevmemişler, kalplerinde hektü haset bir şeyler olmuş, fakat cennete girdikten sonra ben Azimüşşan Cenab-ı Hak buyuruyor ki, hepsini kalplerinden çıkaracağım. Hiçbir kimsenin birisi, başka birisine karşı bir gıllu gışı kalbinde kalmayacak. Böyle köşklerde, tahtlarda oturacaklar ve birbirlerine karşı olarak kalplerinde de hiçbir şey yok. Safi olarak orada cennette, nimette yaşayacaklar. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, ben ümit ederim ki ben Talha Zübeyir'de böyle oluruz. Yani dünyada birbirlerimize bu hilafet meselesinde Hazreti Osman'ın katilleri dolayısıyla aramızda harp oldu, dedikodu oldu ama cennette hep beraberiz. Bu ayet-i kerime onlar sebep yok, ayet-i kerime umumi ehl-i cennetin vasfı hakkında da biz de bundan oluruz buyuruyor. Evet. Onlar cennete girecek mi, girmeyecek mi? Girecek. Cennete girende de hepsine tatbik edilir bu ayet. Ehl-i cennetin hepsine tatbik edilecektir. Sümme emmere, sonra emir kıldı İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümayı emir kıldı. Alel Basreti, Basra'yı emir kıldı. Ve reca'a, döndü ilel Kufeti, Kufe'ye döndü. Artık Basra'yı aldı, biat aldıktan sonra Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümayı oraya emir yaptı. Kendisi Hazreti Ali kerramallahu veçhe Kufe'ye döndü. An Urvete, Urve'den rivayet edildi. Urve Hazreti Zübeyir'in oğludur. Hazreti Zübeyir'in büyük oğlu Abdullah'ı. Ondan sonra Urve, ulemadan. Medine'de fukahai seb'e denilen tabiinden 7 büyük alim vardı. Birisi de Urve'ydi. Urve'den rivayet edildi. Kâle Hazreti Urve buyurdu ki, Kultu li Aişete, ben Hazreti Aişe'ye dedim ki, men kim kâne ehabbe, ehabben nâsi, kâne oldi, ehabben nâsi, nâsin en sevgülüsü ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e nâsin en sevgülüsü kim idi? Soran kim? Hazreti Urve. Kimden soruyor? Hazreti Ayşe'den. Çünkü Hazreti Ayşe biliyor, Rasûlullah Efendimiz en çok kimi severdi? Hazreti Ayşe biliyordu. Onun için sordu Hazreti Aişe'den ki, Nas'ın en çok sevgilisi Resulullah'a kim idi? Galet Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki, Ali ibn Ebi Talib. Nas'ın en sevgilisi Ali ibn Ebi Talib idi. Kultu Urve dedi ki, ben dedim Hazreti Aişe'ye ki, ma nedir sebebi hurucu ki senin hurucun sebebi Ali'yi, Ali üzerine. Madem biliyorsun ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çok seviyordu, niçin huruc ettin? Ali'nin üzerine huruc ettin, onunla harp ettin. Bunun sebebi neydi? Galet, Hazreti Ayşe buyurdular ki, lime
Ne için? Tezevvece evlendi. Ebuki, ebuke senin baban, ümmeki, ümmeke senin ananı. Senin baban ananı niçin aldı, niçin nikah etti? Hazreti Ayşe Hazreti Ürbe'ye diyor ki, senin baban senin ananı niçin aldı? Başka kadını almadıydı, o kadını niçin aldı? Sebebi neydi? Sor. Cevap, kultu Hazreti Ürbe diyor ki, ben dedim ki, zâlike min kaderillah, bu Allah'ın kaderinden diyor. Hacana bak, mukadder etmiş, onun için aldı. Sen başkasını mukadder etseydi, başka kadını alırdı. Kâlet Hazreti Ayşe buyurdu ki, ve kâne zâlik, Ali ile benim aramdaki bu huruç meselesi de oldu, min kaderillah, Allah'ın kaderinden oldu. Bu da Allah'ın kaderi, yazılmış, bundan kaçınılmazdı ki, mukadder başımıza gelecek. Evet. Ve zekere leha, ve zükre zikredildi. Leha Hazreti Ayşe'ye, merreten bir kere, yevmül cemel, cemel vak'asi zikredildi. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali ile harp ettiği vakaya ne derler? Sebebi Hazreti Ayşe bir deve üzerinde olduğundan öyle isim verdiler. Vak'atül cemel, yevmül cemel. Bir gün Hazreti Ayşe'ye cemel vak'asi zikredildi. Kâlet Hazreti Ayşe dedi ki, vennâsü yekûlûn, nas derler ki, yevmül cemel. Yevmül Cemel derler. Yani Hazreti Ayşe'nin deve üzerinde olup da harbe iştirak etmesinden ismini öyle koydular. Yevmül Cemel dediler. Yani böyle mi isim veriyorlar? Hazreti Ayşe soruyor ki, nas o vakaya Yevmül Cemel mi diyor? Diyorlar. Galu dediler ki, naam. Evet, Yevmül Cemel diyorlar. Galu, Hazreti Ayşe buyurdular ki, vedittu. Ben sevdim ki, muhabbet ettim ki, enni ben celestu oturmuş olaydım. Kema celese gayri ümmahatül mümininden benden başkaları nasıl evlerinde oturdularsa, ben de evde oturmayı arzu ettim, sevdim. Fekâne, eğer evde oturmam oldu. Oturmadı ya, yani otursaydım olurdu. Ehabbe ileyye, bana daha sevgili olurdu. Minen ekune, olmaktan, benim olmaklığımdan. Velettu, çocuk doğurmak olmaklığımdan. Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den aşereten 10 oğlan. Öyle aşere ki, küllehum hepsi mislu Abdurrahman ibnil Haris ibn Hişam. Resulullah'dan 10 oğlan doğursaydım, her birisi de Abdurrahman ibn Haris ibn Hişam gibi olsaydılar, hesaptan sevgili bir zat. Böyle 10 çocuk doğursaydım ne kadar sevinirdim. Vallahi evde oturmaklarım bana bundan daha sevgili olurdu. Fakat mükadderat başımıza gelecekmiş olmuş. Yani Hazreti Ayşe ne kadar pişman olduğunu bu hadis-i şerifle ifade ediyor. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أبي بكرة أصحاب الكرامدان birisi أبو بكر değil bu. أبي بكرة başka. أبي بكرة'den rivayet olundu ki قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den işittim. يقولu buyururdu. يخرجu çıkar. قومun bir kavm. Ne oldukları halde? Helak oldukları halde huruç ederler. Huruç ne demek? Emirül mümininin aleyhine kıyam ederler. Yahrucu huruç eder. Kavmın bir kavm. Ne oldukları halde? Helka. Halik oldukları halde. La yuflihune. Onlar felah bulmazlar. O huruç edenler felah bulmazlar. Yani cennete girmezler. Kaiduhum. Halbuki onların kaidi imraetün bir kadındır. Bir kavim çıkarlar ki onlar felah bulmazlar. Onların kumandanı da bir kadındır. Gâiduhum fil cennet. Onların gâidi olan o kadın cennettedir. Ama o kavim helaktadır. O da kim? Hazreti Ayşe. Demek ki Hazreti Ayşe'yi teşvik edip kıyam ettirenlerin ekserisinin niyeti doğru değil.
yani ümmeti Muhammed içinde bir ihtilaf vuku'a gelsin, buna sebep olsun diye onu teşvik ettiler. Yoksa Hazreti Ayşe'nin niyeti doğruydı. Onu teşvik edilir ki Hazreti Bey Hazreti... Yok, onlar teşvik değil, daha başkaları var idi. Onlar ona iltihak ettiler. Onu teşvik eden etrafta değil, 15 bin kişi toplandı etrafta. Helak olanlar onlar. Revahul Bezzar ve Beyhaki, Bezzar ile Beyhaki bunu rivayet ettiler. Ve an Ebil Buhteri, Ebil Buhteri'den sual edildi ki, kâle su'ile an ehli cemel. Ehli cemelden sual edildi, olundu. Kim sual edilmiş? He? Cevap yazmıyor ama Hazreti Ali radıyallahu teala olsa gerek. Yani Hazreti Ali sual edildi an ehli cemel, ehli cemelden. E müşrikûnehum, onlar müşrik midirler? Dediler ki, ya emirel müminin, bu cemel vakasında senin aleyhine huruc edip seninle harp edenler müşrik midirler? Kale buyurdu ki, mine şirki, şirkten ferru kaçtılar. Onlar şirkten firar ettiler. Kıyla denildi ki, e münafikûnehum, onlar münafık mi idiler? Kale Hazreti Ali buyurdu ki, innel münafıkîne, münafıklar la yedkurûnallâhe, Allah'ı zikretmezler illa qalîlâ, illa zikrederler. Çünkü sevmezler ki zikri, Allah'ı sevmezler ki Allah'ı zikrederler. Halbuki bunlar öyle değil. Bunlar gece gündüz Allah'ın zikriyle meşgullar. Kıyla denildi ki, femâhum, peki bunlar neydi? Müşrik değildiler, münafık de değildiler. Ya neydiler? Kale buyurdu ki, ihvanuna, bizim kardeşlerimizdirler. Begav aleyna, bize isyan ettiler. Bunlar bizim kardeşlerimiz idi, bize isyan ettiler. Bu hükmü veren kim? Hazreti Ali. Gerek cemel vakasında, gerek sütun vakasında Hazreti Ali kerramallahu veşe'nin vermiş olduğu hüküm bu. Ama güzel cevap. Sütun vakasında İki tarafın ölüleri ortada kaldı. Hazreti Ali kerramallahu veşe buyurdu ki, gidin defnedin. Gitti, Küfeliler kendi Küfeli olanları, Hazreti Ali'nin tarafında olanları defnettiler, ötekileri defnetmediler. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, onları da defnedin. Dediler, nasıl defnedelim? Dün onlar bize kılıcından hücum ettiler, bizden ne kadar adam öldürdüler. E şimdi onları defnedelim mi? Evet, onlar da mümindir, defnedeceksin. İhvanına bağlı aleyna, bizim kardeşlerimiz bize isyan etti. O gelecek sıfır vakasında, bu da gelecek. Burada muhtasar olarak cemel vakasını bitirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalından sonra vuku'a gelen büyük fitnelerin kaçıncısı bu? Dördüncüsü. Birincisi Peygamber Efendimiz'in irtihali. İkincisi Hazreti Osman'ın katli. Hazreti Ömer'in katli. Evet. Üçüncüsü Hazreti Osman'ın katli. Dördüncüsü cemel vakası. Beşincisi ve minha, o fitnelerdendir. Gelmiş geçmiş büyük fitnelerdendir. Vak'atü Sıffin, Sıffin vakası. Sıffin bir yerin adıdır. Evet, Şam ordusu ile Kufa ordusu orada harp ettiklerinden adını Sıffin dediler. Şimdi Suriye'de o, Fırat'ın kenarında. Fakat sahha, hadis-i sahih olarak varid oldu ki, la tequmu sa'atu, kıyamet kaim olmaz. Hatta taktetile, hatta harp ede. Fi'etani, iki cemaat. Öyle iki cemaat ki azimetani, büyük iki cemaat harp ede. Öyle iki cemaat ki yekûnü beynehuma, aralarında olur. Mekteletun azimetin, büyük bir harp olur. İkisi de büyük cemaat olduğuna göre harp de büyük olacak. Büyük bir harp olur. Halbuki davahuma, halbuki onların ikisinin davası da vahidetun, birdir. O da İslamiyet davasında, o da İslamiyet davasında. Peki, bu vaka hangisidir? Cemel vakası midir, Sıffin vakası midir? Diyor ki, bu cemel vakası da gerçi iki büyük cemaat arasında harp oldu. İkisinin de davası bir. Fakat
maktele bu kadar büyük olmadı. Esas büyük maktele Sıffin vakasında oldu. Hadis-i şerif, Cemel vakasına da alınabilir, Sıffin vakasına da alınabilir. Fakat burada Sıffin vakasını aldı. Ve an Ata ibn-i Sa'id, Ata ibn-i Sa'id'den rivayet edildi ki, قَالَ حَدَّسَنِي بَنَا hadis olarak rivayet etti, غَيْرُ وَاحِدٍ birden başka. Yani bir değil, birçok adam rivayet etti diyor. Ata ibn-i Sa'id, Hazreti Ata tabiinden. اَنَّ قَادِيًا bir kadi, مِنْ قُدَاتِ الشَّامِ Şam kadılarından bir kadi Ata Ömer'e, Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'ya geldi. Fekale dedi ki ya emirel müminin, ey emirel müminin, ra'eytu ben rüyada gördüm. Kenne şemse vel kamer göğe, güneşle ay yaktetilen harp ediyorlar. Rüya alem öyle ya. Baktı ki ay ile güneş harp ediyor. Ve nücumu me'ahuma yıldızlar da onlarla beraber harp ediyorlar. Nısfeyni yıldızlar ikiye bölünmüş. Bir kısmı ayın tarafında, bir kısmı da güneşin tarafında. Ay, güneş ve yıldızlar birbirleriyle harp ediyorlar. Şimdi bu adam rüyayı gördü. Hazreti Ömer radıyallahu teala anladı. Ki Müslümanlar ikiye ayrılacaklar. Ay ile güneş ikisi de hilafet dava eden adamlar. Güneş hakikaten hilafete layık olan kimse. Ay, hilafete layık değil ama hilafet davasında bulunan adam. Yıldızlar da müminler. Müminler de iki tarafa bölünmüş, onlar da harp edecekler. Ama bu kim olacağını Hazreti Ömer radıyallahu teala kestiremedi, yahut da kestirdi söylemedi. Fakat rüyayı tabirde anladı. Anladı ki böyle bir vaka olacak. Sordu Hazreti Ömer. قال Hazreti Ömer dedi ki فَمَعَ اَيِّهِمَا كُنْتَ ey kadi sen hangisiyle beraber idin? Güneş tarafında mı? Ay tarafında mı? قال buyurdu ki مَعَ الْقَمَرِ ay tarafındaydım aleyhşemsi güneşin aleyhinde. Ben ay tarafında rüya alemi öyle görmüş. Hazreti Ali değil. Hazreti Ali değil. Şimdi o kadi, kadının rüyası bu. Bu Hazreti Ömer zamanında görmüş bu rüyayı. فَقَالِ عُمَرْ Hazreti Ömer dedi ki وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ayet-i kerimeyi hatırladı ve rüyayı öyle tabir etti ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki وَجَعَلْنَا ben اَزِيمُ الشَّنْ قِلْدُمْ اَلَّيْلَ وَالنَّهَارَ geceyi ve gündüzü kıldım ayeteyni iki ayet, iki alamet kıldım فَمَحَوْنَا بَنْ عَزِيمُ الشَّمْ مَحْوِتْتِمْ آيَةَ الْلَيْلِ gecenin alametinin nurunu mehvettim. Yani ayın. Ayın ışığı yok. Ayın ışığını aldım. وَجَعَلْنَا بَنْ عَزِيمُ الشَّمْ قِلْدِمْ آيَةَ النَّهَارِ gündüzün alametini ki güneş, güneşinkini mübsireten evet, mübsir, nurlu kıldım. Ha. Güneşin nuru var. Ayın nuru yok. Bundan Hazreti Ömer anladı, dedi ki sen hangi taraflı oldun? Ay tarafında. Öyleyse sen hakiki halife tarafında olmayacaksın, dedi. İndalik Kadir dedi ki git. Fevallahi Allah'a yemin ederim ki la ta'melu li sen bana amel etmesin, kadılık yapmasın emelen hiçbir iş ebeden. Ben seni memuriyette ebedi daha kullanmam. Niçin? Sen hak bir tarafta değilmişsin, haksız tarafta olacaksın. Kale Ata, Ata buyurdu ki febelegani bana erişti ki ennehu o kadi kutile katlolundi mea muaviyete Muaviye ile beraber yevma Sıffin, Sıffin vakasında. Sıffin vakasında Muaviye'nin askerine iltihap etti ve harpte gitti, orada öldü. Hazreti Ömer de daha bu rüyadan anladı ve bir daha kadılıktan da koydu, bir daha hemen de vermedi. Bu hadisin için getirdi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'ın hak üzerine olduğuna delil olsun diye. Ve sebebuha Sıffin vakasının sebebi bir ihtisar, muhtasar olarak ennehu şan lemma kutile Osman vaktaki Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh şehit edildi. Ve bu ya Ali'yün Hazreti Ali'de biat olundu.
Arsele Hazreti Ali kerremallahu ve çek gönderdi ila Muaviye'te. Muaviye'ye haber gönderdi ki en yedhule gire fîmâ bir şeye ki yani bir biate ki dehale dahil oldu fîhâne el-Müslümûn Müslümanlar. Müslümanlar dedi ki bana biat etti sen de gel bana biat et. Ve yen'azile hem de mün'azil ola anil ameli amelde. Yani Şam valisi değil mi sen? Yapmayacaksın. Gel sen de biat et ve Şam valiliğinde yapma dedi. Ve kâne amilen Muaviye amil idi yani vali idi Ömer'e Hazreti Ömer'e vali idi Hazreti Ömer tayin etmişti onun zamanında. Sümmeli Osman'ı sonra Osman'ın amiliydi valisiydi Aleşşam Şam üzerine. Ve kâne yercû Muaviye ümit ederdi ki en yudukiyehu onu ibka ede Şam valiliğinde Ali'nin Ali ibka ede ala amelihi amelinde valiliğinde. Muaviye de öyle ümit ederdi ki Ali evlad emucezadedir. Ben Ömer'in zamanından beri valiyim. Osman'ın zamanında valiyim. Ve şimdi Ali halife olmuş. Beni gene vali kılar. Azletmez. Öyle ümit ederdi. Fakat kânen Hasan ibn Ali'yim ve ibn Abbas'in ve gayruhuma. Hazreti Ali kerramallahu ve şimdi baktığım mükerremleri Hasan radıyallahu anh ve Abdullah ibn Abbas ve başkaları eşaru işaret ettiler Ali'yi Hazreti Ali'ye ki bi ibqaihi onu ibqa et ala Şam Şam üzerine. Dediler ki onu şimdi icbar etme. Yine vali olarak onu orada bırak. Hatta ya'huze lehu el bi'a. Hatta bi'ati al ondan. İbqa et. Ede de bi'ati ala. Şimdi azlederse bi'at etmeyecek. Şam ayrılacak. Dediler ki yok bunu azletme. Emelinde vali olarak kalsın. Gelsin sana bi'at etsin. Sümme yekule sonra diye fihi anda maşa'a dilediğini. Bakırdım. Biat aldıktan sonra da arz ederdi. Arz ederdi. Velakinnallaha Cenab-ı Hak lem yarda razı olmadı. Le ehlil Kur'an ehli Kur'an'a bil müdaheneti müdahene yapmaya razı olmadı. Allah razı olmadı. Adam evvelden söz ver. Biatı aldıktan sonra da arz et. Ehli Kur'an'a layık değildir. Allah buna razı olmadı. Efendim? Müdahane yani siyasetinden onu şey makamından alıyor. İdare de başka. İdare başka. Müdara var. Müdara hadis-i şerifte var ki İnne Allahe emereni bi müdaratin nasi kema emereni bi ikametil ferayid. Cenab-ı Hak nasıl farzları yapın diye emrettiyse beni de nasi idare etmeyi öyle emretti. İdare herkesin aklına seviyesine göre iş vermek. Bu idare, müdara. Mesela bir adam sert söyledi, sen de sert söylesen fitne çıkacak. Maşallah alırsın, söylesin zararı yok, müdara edersin. Fakat müdahene demek, o adamı aldatmak demek. Evvel o adam yavaş yavaş çekip ondan sonra tekmeyi vurmak. Ehli Kur'an'a bu layık olmaz. Bir adam söz verdi, sen Hazreti Muaviye söz verecek ki sen İslam'da vali tayin ettin, bitti. Sözünde kalacaksın. Bilahare bir iki ay sonra onu azletse ne diyecek? Ya sen beni koydun burada vali olarak, şimdi niye azlettin? O sözü niye verdin? Beni niye aldattın? Febelaga Muaviye'te. Muaviye vasıl oldu ki Hazreti Ali bunu azletti. Hazretini zaten haber gönderdi. Gel biat et, seni de azlettim. Dedi. Fehalefe yemin etti ki ellâ yeliye vel yetmeye yani vali olmaya le aliyyin Hazreti Ali'ye amelen hiçbir işe ebeden ebeda Ali için hiçbir iş görmüyor. Onun hiçbir memuriyetini yapmamaya yemin etti. Ve kâne Amr ibn-i As Amr ibn-i As da o vakitte olduydı ala Mısır'a Mısır üzerinde yani Mısır'da valiydi. Fe azelehu eyla Hazreti Ali emri bir vasıda azletti. En tehlikeli iki işi gördü. Abdullah bin Abbas çok yalvardı. Ya emir-i müminin yapma. Bunların ikisi de dahi, Muaviye de dahi, Amr-ı Muras da dahi. Bunları emellerinde koy, biat al, ondan sonra kolay. Ama sen şimdi bunların ikisini de azlettin. Bunların ikisi birleşirler. Seni biat etmezler. Milletin arasına ihtilaf düşersin daha. Dün Cemal Vakası'ndan kılıçlarımız kanlı çıktık. Şimdi ikinci defa
Millete herde sürükleyeceksen fayda yok. İşte mukadderat olduğum imkanı yok. Hazreti Hasan yalvarıyor, Abdullah bin Abbas yalvarıyor, Habaşlara Hazreti Ali'ye yalvarıyor. Fayda yok Hazreti Ali illa. Bunlar az edeceğim. Feslema Amrun ve Muaviye. Bu sefer Amr'ın Muaviye ikisi içtima ettiler. Vettefak ittifak ettiler. Alel furuc. Furuc etmeye Hazreti Ali'nin üzerine orduyla yürümeye ittifak ettiler. Ve kad ravet Taberani. Taberani rivayet etti an Şeddad ibn Evsin. Şeddad ibn Evsin. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَ بْنِ الْعَاسِ جَمِيعًا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا اِذَا رَأَيْتُمْ siz gördüğünüz vakitte Muaviyete, Muaviye'yi وَعَمْرَ بْنِ الْعَاسِ bir de emrimizin asi gördüğünüz vakitte cemiyen bir arada ikisini beraber görürsünüzse فَفَرِّقُوا ayrınız بَيْنَهُمَا aralarını وَكَانَ الشَّدَّاتِ bu hadisin ravisi Şeddad ibn-i Evs oldu. İzâ râhumâ onların ikisini gördüğü vakitte câliseyni oturuldukları halde alâ firâşin bir döşekte celese oturuldu beynehumâ ikisinin arasına. Hadisi şerif mucibince ne yapıyorsun? Resulullah böyle dedi. Onların ikisini bir arada görürsünüzse aralarını ayırın. Aranıza ben oturayım da aranızı ayırın. Şeddad ibn-i Evs hadisi rivayet eder. Ferezi işte yani onların ikisi ittifak eder, Müslümanların aleyhine kuruluş ederler. Sebebi bu. O bilmiyor. Hadiste bu zikredilmiyor. Fakat hadis-i şerifte zikrediliyor. Ha, hikmeti sonradan meydana çıkıyor. Şimdi bunların ikisi ittifak etti. İttifak ettikleri gibi bunların ikisinin arasını ayırmaya da kimsenin gücü yetmedi. Bu vakitte orduyu topladılar. Ondan sonra Hazreti Osman'ın ailesi Nailen'in kesilmiş parmaklarını, kanlı kömlekini Ashab-ı Kiram'dan Beşir ibn Nu'man ibn Beşir vasıtasıyla Şam'a götürdüler. Şam'da çıktı hutbede Hazreti Muaviye hutbe okudu. Hazreti Nailen'in parmaklarını gösterdi. Hazreti Osman'ın kanlı kömlekini gösterdi. Dedi ki Emirül Müminin Osman işte böyle zulmettiler. Bu ailesinin parmakları bu da kanlı kömleki. Bunun sebebi Ali'dir. Ali Medine'de olduğu halde mani olmadı. İşte bu iş meydana geldi ve çöplüğe atıldı. Günlerce çöplükte kaldı. Kimse götürüp defnedemedi. Ali neredeydi? Niye götürüp de defnetmedi? Haydi katledildi. Definden de maciz kaldı. Binaenaleyh bu işte Ali'nin eli var. Osman'ın katlinde Ali'nin eli var. Fitnenin başı Ali'dir. Şam halkı heyecana geldi. Vallahi Osman'ın katillerinden intikam alacağız diye yeminleri bastılar. Bu ordu toplandı. Yani fırsat öyle geldi ki hep Hazreti Ali'nin aleyhinde. Evet. وَلَمَّا فَرَغَ عَلِيُّ مِنَ الْجَبَلِ Cemal Vakası'ndan Hazreti Ali farig oldu. وَرَجَا اِلَى الْكُوْفَةِ Kufeye döndü. اَرْسَلَ gönderdi Cerir ibn Abdullah el-Beceli. Hazreti Cerir'i gönderdi. Bu kim idi Cerir ibn Abdullah? En güzel bir zat idi. O kadar güzeldi ki Cibril aleyhissalatu vesselam bunun şeklinde gelirdi. Cerir çok güzel. Bir de Dehyetül Kelebi var idi. Efendim? Yok canım. İlâ Muaviyete, Muaviye'ye gönderdi. Yed'uhu davet eder olduğu halde ile duhuli duhula. Gönderdi ki git Muaviye söyle gelsin biat etsin. فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسِ Nas'ın dahil olduğu şey ne? Hazreti Ali'ye biat. O da gelsin, Nas'ın biati gibi biat etsin. فَمْتَنَعَ مُعَوِيِ اِمْتِنَعَ اِتْكِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُسْلِمُ الْخُولَانِ Ebu Müslim el-Hulani Muaviye dedi ki اَنْتَ تُنَازِعُ Sen münazaa mı ediyorsun Ali'ye? Ali'ye fil hilafeti hilafette. اَوَا اَنْتَ مِسْلُهُ Sen onun gibi misin? Yani Ali halife oldu. Yok, Ali halife olmasında ben olayım. Sen onun gibi misin ki onun hilafetini kabul etmiyor da sen kendi hilafetini ilan etmek istiyorsun? Kâle la. Yok, ben onun gibi değilim. Onun misli gibi değilim dedi. Ben hilafette de
ona münasa etmiyorum. İlla o halife olmasın, ben halife olayım demiyorum diyor. Ve inni le'alem, ben biliyorum ki ennehu Ali eftalü, benden eftaldir. Ve lakin elestun te'alemûn, lakin siz bilmiyor musunuz ki enne Osman'ı Osman kutile mezlûmen, mezlum olarak öldürüldü. Ve nebnu ammihi, ben de onun amucesinin oğluyum. Ve veliyyuhu, onun hem de velisiyim. Atlı bu bidemihi, onun kanını talep ediyorum. Yani en yakın akrabası o. Onun için onun kanını talep ediyorum ben dedi. Şimdi fırsattan istifade edecek ya. Fe'tu Aliyyen, siz Ali'ye gidin. Fekulu lehu, ona deyin. يَدْفَعُ لَنَا, bize versin, قَتَلَتْ Osman, Osman'ın katillerini bize versin. Tamam, kısas ederiz. Mesele hallolur, dedi. فَاَجَابْ اَهْلُ الشَّامِ, Ehl-i Şam icabet etti. Dediler ki, doğru diyor. Bu katilleri bize versin. فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَ اَبَا مُسْلِمْ, Muaviye Ebâ Müslim'in Hulani'yi gönderdi. Yatlubu bidemir Osman, Osman'ın kanını talep eder olduğu halde geldi, dedi ki ya emir-el müminin, Osman'ın katillerini bize verirsen sen mesele hallolacak, Muaviye'de biat edecek. Yoksa Osman'ın emücesi oğlu, en yakın akrabası olduğundan dolayı kanını talep ediyor. Ve ennehu veliyyuhu ve ibn ammihi, Osman'ın velisi ve ibn ammi odur. Yani kan talep etmesi oğullarına aittir ama oğulları o vakıfta aciz. Satvet ve şecaat, silah, cemaat ellerinde yok. Kimin elinde var? Muaviye ellerinde var. Muaviye ancak talep edebiliyor. Kâle Hazreti Ali, buyurdular ki yedhulü fil bi'at, bi'ate dahil olur. Kemâ fe'alen nas, nasın yaptığı gibi evvela gelsin bi'at etsin. Sümme yuhâkimuhum, sonra katilleri muhakeme etsin. Evvela bi'at etsin, ondan sonra da katillerin kanını talep etsin. Muhakeme başlasın. Sümme yuhakimhum, sonra o katilleri muhakeme etsin. İleyye bana. Fakat bunu da biliyorlar ki Hazreti Ali zaten Hazreti Ayşe ile de halb ederken dedi ki katil meşhur. Kimden siz kısas talep ediyorsunuz? Öldüren üç adam. Onların kısası lazım gelir. Onlar da kaybolmuş gitmiş. Öteki adamların kısası lazım gelmez. Hazreti Ali'nin iştahında. Bunu da Hazreti Muaviye duydu ki bu böyle diyor. Ha, Hazreti Ayşe'nin içtihadında da o katle iştirak eden 3000 kişinin kısası lazım gelir. Buradan içtihad ihtilafı var. Hazreti Muaviye bunu da duydu. Duyduğu gibi biliyor ki Hazreti Ali o 3000 kişiyi vermeyecek. 3000 kişiyi vermediği gibi Hazreti Muaviye de biat etmeyecek. Ve harp edecek, hilafeti Hazreti Ali'nden, Hazreti Ali'nden alacak. Onu da zaten onu da bir hadis olarak onu duymuşsan bir gün halife olacaksa. Peygamber Efendimiz'den onu da duymuş. Onu da duyduğundan dolayı onun bir hilafette temayi var. Ben ne der eder, zaten fitne, musibet Ali'nin başına her taraftan geldi. Ben bu milleti memnun ederim. Nasıl olsa hilafeti onun elinden alırım. Bunu gerçi alenen Muaviye söylemedi ama fakat kalbinde bu da var. Ama o Hazreti Osman'ın katillerini talep etmesi fırsat, fırsatlar istifade. Fetecehaze Muaviyetü Mineşşam, Şam'dan Muaviye askerini topladı. Ve Aliyyü Minel Kuf, Hazreti Ali'den Kufeden. Feltekaya bisiffi, sıffında iki ordu birbirine mülakı oldu. Orada 3 ay iki ordu kaldı. Arada elçiler gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. 3 ay arayı bulamadılar. Onlar, Şamlar diyorlar ki illa bu katilleri bize teslim etsin. Hazreti Ali de diyor ki katillerin teslimi lazım gelmez. En nihayet Hazreti Ali dedi ki 3000 kişiyi teslim etmek bile muhaldir, mümkün değildir. Bu 3000 kişinin her birisi muhtelif, başka başka kabilelere mensup. Her kabile kendi adamını himaye ediyor. Taassuf var. Bugün 3000 kişiyi ayıracak olsak koskoca bir peşlerinde cemaat toplanır, bir ordu olur. En nihayet 3 ay sonra karar verdiler ki 3000 kişiyi
ordudan ayrılacaklar. 3000 kişi kendi cemaatleriyle ordudan iki ayrıldılar. 30.000 kişi. 30.000 kişi dediler ki bizim hepimiz Osman'ın katında metaldarız. Kimisi silah vermiş, kimisi para vermiş, kimisi korupandı etmiş, kimisi oğlunu göndermiş, kimisi kardeşini göndermiş. Hepsi metaldar. Hazreti Ali dedi ki bu 30.000 kişiyi nasıl öldüreceğiz biz? Bir ordu. Onun için Maviye'nin düşüncesi yanlış bu. 30.000 kişiyi öldüremeyiz ki. Ayrıca üçüncü bir cephe olacak. Burada tabii muhtasar olarak bunu söylemiyor da diyor ki nihayet 3 ay netice olmayınca harp başladı. Feteqatelu harp ettiler. Kitalen şedide şiddetli harp oldu. Hatta belagatil katla selasini erçet. Hatta ölüler 30.000'e erişti. İki taraftan 30.000 kişi öldü. Felemma ra ashabu Muaviye Muaviye'nin cemaati vaktaki gördüler. Minhum kendilerinden el acze aczi gördüler. Hazreti Ali'nin tarafı başladı. Yavaş yavaş galebe çalmaya. Artık eritiyorlar. Şamlıları eritiyorlar. Bunu gördüler. Şaşırdılar. Ne yapacağız? Muaviye çağırdı emrünullahi. Dedi ki sen zeki bir adamsın. Hiçbir tehlikeye düşmedin. İlla bir çıkar yol buldun. Bizim ordu gidiyor. Ali'nin ordusu galebe çalıyor. Nihayet ya bir gün, ya iki gün, ya beş gün dayanırız. Nihayet bizi mahvederler, çıkar yok. Kale Amr'ın, Emir dedi ki, Muaviye dedi ki, Ersilu ila Ali'yin, Ali'ye gönderin, bir mushafi, mushafi gönderin. Ve du'uhu ve davet edin ila kitabillah, Allah'ın kitabına. Hile yoluna kaçtı, dedi ki, mushafleri, mızrakların üzerine tikin, ordunun arasında bağırın ki bu Allah'ın kitabıdır. Bunun hükmü neyse biz buna razıyız diye ilan edin. Ali'nin cemaati harbi durdurur dedi. Harbi etmezler biz galebeyi kazanırız dedi. Fe inne aliyyen ahi mücibitu bilazalik. Buna cevap verir. Ama biliyor ki Hazreti Ali hile olduğunu anlar ama fakat Ali'nin cemaati müzevzer. Onlar harbi etmezler. Kur'an'a karşı harbi etmezler. Harbi durdururlar. Mütareke olur. Fefe'alû, bunu işlediler. Mızrakların, sancakların üzerine Kur'an'ı koydular. Niçin harp ediyorsunuz? Şu Allah'ın kitabıdır, aramızda hakem olsun dediler. Fekâle Aliyyun radıyallahu anh. Hazreti Ali dedi ki, Nâm nahnu ve hakku bil icabet. Biz icabet etmeye daha haklıyız ila kitabıyla Allah'ın kitabına. Evet. Mesele uzun da Hazreti Ali evvela burada zikretmiyor. Dedi ki, bu hile, bunları dinlemeyin. Bu hile. Bunu dinlemeyin. Siz harbi devam ettirin. Orada bir takım cemaat sonradan harici oldular. Onlar dediler ki hayır biz Allah'ın kitabına karşı harbi etmeyiz. İlla harbi durduracaksın. Hazreti Ali'yi icbar ettiler. Durdurdular. Hazreti Ali durdu. Fakat burada diyor ki Hazreti Ali veya bunlar olmamışken biz daha evlayız diyor. Halbuki öyle değil. Hazreti Ali bunun hile olduğunu bildi. Söyledi ama cemaati askeri dinlemediler. فَقَالَ الْقُرَّى الَّذ۪ينَ سَارُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ خَوَارِجٍ Hazreti Ali'nin içinde kurralar vardı. Kur'an okurdular, hadis bilmezler. Bu sonradan bunlar hariciler oldu. Hep hafizi kelam, fakat hadis bilmezler. Onlar harici oldular. Onlar dediler ki, يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَنْظُرُ مِنْ هَا اُلَى اِلَّا نَمْشِ عَلَيْهِمْ بِسُيُوفِنَا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا مَا نَنْظُرُ Bakmayız. Neye? Min haula bunlardan. Buna bakmayız. Bunların Kur'an'ı mızrakların ucundaki ittiklerine. İlla nemşi aleyhim illa onlar üzerine yürürüz. Bir suyufuna kılıçlarımızla. Hatta yahkumallah beynena Allah-u Teala aramızda hükmetsin. Ya onlar ya biz. Fekale Sehr ibn-i Huneyf. Sehr ibn-i Huneyf dedi ki ya eyyühennas. اتهموا رأيكم اتهموا اتهام ediniz رأيكم رأينizi yani sizin رأيiniz doğru değil رأيinizi اتهام ediniz bu iyi bir رأي değil فآل الأمر أمر رجوع etti إلى تحكيم تحكيم mesele çok uzun da öyleyse pekala harbi durduralım hakem tayin edelim bir sene sonra bir zat Hazreti Ali tarafından, bir zat Hazreti Muaviye tarafından gelsinler, burada hüküm versinler. Onların hükmü neyse iki tarafta ona razı olsunlar. فَحَكَّمَ
Ali Hazreti Ali hakem tayin etti Ebu Musa, Ebu Musa el-Eşari'yi ba'den eraden yuhakkime İbn Abbas. Evvel Abdullah İbn Abbas hakem tayin etmek istedi. O hariciler, kurralar razı olmadılar ki yok o senin emucen oğludur, iltimas araya girer, biz onu kabul etmeyiz. Ebu Musa el-Eşari o bir taraftır, hiç hertlere de karışmadı. Onu hakem tayin ederiz. Hazreti Ali dedi ki o saftır, onu kandırırlar dedi. Hı. Yok illa o alacak dediler, onu hakem tayin ettiler. Evet. فَمَنَعُوا اَهْلُ الْكُوْفَ اَهْلُ الْكُوْفَ Abdullah bin Abbas'ın hakem olmasına mani oldular. Ebu Musa el-Eşari hakem tayin ettiler. Ve hakeme Muaviye, Muaviye de hakem tayin etti. Amr ibn-i Las. Amr ibn-i Las hakem tayin etti. فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ İki hakem ittifak ettiler. أَلَا أَنْ يَخْلَعَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ Bir sene sonra toplandılar. İkisi dediler ki kendi Ebu Musa el-Eşari Hazreti Ali'yi hal edecek. Amr ibn-i Las da Muaviye'yi hal edecek. Müslümanlar aralarında başka bir halife seçecekler. Buna ittifak ettiler. Ve kâne Amr'un dâhiyeten. Fakat Amr cin fikirli, dahi bir adamdı. Fakat deme Ebu Musa, Ebu Musa'yı dedi ki haydi ittifak ettik ya, sen öyle söyle. Dedi ki yok sen söyle. Dedi ki sen Resulullah'ın büyük ashabındansın. Faziletin var. Terbiyesizlik olur ben öyle desem, söylesem, öyle sen söyle dedi. Çünkü hileye kaçacak da. Fakal evet, fakala aliyyen. Nasıl Ebu Musa el-Eşari konuşmaya başladıysa dediler eyvah Amr bunu aldı. Şimdi bunu konuşturacak, ondan sonra tibbi gibi başka oyun yapacak. Ebu Musa el-Eşari çıktı, parmağından yüzüğü çıkardı, biz ittifak ettik, hal edeceğiz. Ben Ali'yi hilafetten hal ediyorum, bu yüzüğü nasıl parmağımdan çıkardım, onu da hilafetten çıkardım dedi. Sümme kâme Amr'un, Amr ayağa kalktı. Fekâle dedi ki, ene Ebu Musa ben, inne Ebu Musa, Ebu Musa hale Ali'yen, Ali'yi hal etti. Ebu Musa el-Eşari hal etti. Ve inni nasattu Muaviye, ben de Muaviye hilafete nasip ettim. Yüzüğü parmağına taktı, o nasıl Ali'yi çıkardıysa ben de Muaviye'yi nasip ettim. Şimdi yalan söyledi. Halbuki ittifak böyle değildi. Vakıtta Ebu Musa el-Eşari kızdı buna. فَخْتَلَفَ النَّاسِ Nasıl ihtilaf etti? Nasıl olur? Bu nasıl ittifak? وَاَخَذَ Ebu Musa يَسُبُّ عَمْرَ Ebu Musa el-Eşari Amr'a söylemeye başladı. Ya biz böyle mi ittifak ettik? Niye dalavere yaptın dedi. Fakat iş işten geçti. وَيَقُولُ derdi ki اِنَّكَ قَدَرْتَ Sen zulmettin. Yalan söyledi. O kadar ettin. Biz ittifak ettik. İkisini de çıkaracağız. Millet başka birisini tayin edecek. İş burada neticelenmedi. Ferca Ali ile Kufe ve Muaviye ile Şam. Hazreti Ali Kufe'ye döndü. Muaviye de Şam'a döndü. Sümme tecehheze Ali ile kutale ehli Şam. Sadat olsun. Allah-u Teala aleyhi ve sellem. Liftirâki âra-i ehlil Irak. Ehli Irak'ın fikirleri ayrı ayrı olduğundan, evet, bozulduğundan Ali'yi Hazreti Ali radıyallahu teala üzerine. Kimisi Hazreti Ali kerim, Allah ve şeyle beraber gidelim, harp edelim. Kimisi diyor ki hayır, hakem meselesinde Hazreti Ali dinden çıktı, Hazreti Ali'yi vurmak lazım. Kimisi bir taraf salalım, ne ona iştirak etmeyelim, bu fikirden azata kalalım diye ihtilafa düştüler. Hazreti Ali kerremallahu vece kaç defa asker topladı, Şam üzerine varmaya muvaffak olamadı. İşte kendi ordusu parçalandı, muhtelif fikirlere gittiler. Sonra harici olanlar Hazreti Ali radıyallahu teala anhu arkadan vurmaya başladılar, Müslümanları öldürmeye başladılar. Hazreti Ali kerremallahu vece baktı ki bu daha büyük fitne. Evvela bunları izah etmek lazım. Ve nihayet izah etti. Bir orduyu hazırladı. Dedi ki orduya Şam ordusunun üzerine mi varalım yoksa arkamızda çoluk çocuğu merhamet etmeksizin kesen hariciler üzerine mi varalım? Dediler bu hariciler daha kötü. Çoluk çocuğu kesiyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Bunları temizleyelim. Biz Şam'a doğru gideceğiz. Bunlar arkadan bizim çoluk çocuğu kesecek. Öyleyse dedi tevekkelna alallah onlardan ondan fazla kurtarmaz. Bizde de ölenler onu bulmaz. Onlardan necat bulanlar 10 tane olmaz.
bizden de ölenler 10 tane olmaz. Hakikaten de öyle oldu. Müslümanlardan şehit 5 ile 10 arasında, yani 10'u bulmadı şehit olanlar. Onlardan da kurtulanlar 10 tane olmadı. 8-9 tane. Sonra Hazreti Ali kerramallahu ve şey dediler, elhamdülillah havaricin fitnesi zahil oldu. Hazreti Ali buyurdu ki radıyallahu teala, öyle değil. Bunlar mungariz olmayacaklar. Bir cil gelir, o gider, başka bir cil gelir, o gider, başka bir cil gelir. Nihayette bunların son sülaleleri Deccal'a iltihak ederler. Ve el'an vardırlar bunlar. Mesket Duman taraflarında yaşarlar, ibadiye derler. Hazreti Ali kerramallahu ve şey tekfir ederler. Gündüzün Kur'an okurlar, namaz kılarlar, gece teheccüd kılarlar. İbadete düşkündürler. Fakat akideleri bozuk. Deccal çıktığında Deccal'ın askeri olacaklar. Deccal'ı sevmiyorlar mı işte? Kendilerine sordum ben, bir şey diyorlar. Askeri olduğuna göre sevmiyorlar demek. Belli olmaz. Bakarsan ki sen Deccal'ı sevmiyorsun ama Deccal'ın fitnesini gördüm. Allah muhafaza etsin, bize bağırsan sen de kafayı verdin. Şimdi onlar yani... Yok, Deccal'ı sevdik. Deccal'ı sevdiklerinden değil, o fitneye düşecekler. Fitne dolayısıyla. Sümme vaka'al ciddü cid vaku oldu minhu Hazreti Ali'den. Yeni işi ciddiyete bindirdi. Fizalik. Şam halgıyla harp etmede artık bütün havariş meselesinde def ettikten sonra hazırlandı, Şam üzerine yürüyecek. Fî seneti erbe'îm. Hicri 40. senede. Ve ceale kıldı alâ mukaddimetihi, askerinin mukaddimesine kumandan kıldı Gays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade. Gays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade'yi. Bildiniz mi Gays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade? Sa'd ibn-i Ubade Ensar'ın iki büyük kabilesi var idi. Evs, Hazreç. Birisinin reisi Sa'd ibn-i Ubade idi. Bu onun oğlu Gays. Birisi de kimdi? Sa'd ibn-i Maz. İşte bu Gays Sa'd ibn-i Ubade'nin oğludur. Ki Sa'd ibn-i Ubade halife olacaktı. Hazreti Ebu Bekir biat olunca darıldı. Şam'a gitti. Hazreti Ebu Bekir biat etmedi ve Şam'da vefat etti. Gays onun oğlu. Ve kânû erba'ine elfen. 40 bin idi askerin. Yıkırı 40 bin idi. Bâye'ûhû. Evet, Hazreti Ali'ye biat ettiler. Alel mevt, ölüm üzerine. Bu 40 bin kişi Hazreti Ali'ye biat ettiler ki biz öleceğiz. Bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala da bir mukaddime, öncüye, ordunun önünden gidene mukaddime derler. Onların üzerine Gays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade'yi kumandan tayin etti ve yürüdü. فَقُتِلَ عَلِيٌّ Hazreti Ali kerramallahu ve şekat dolundu. O sırada Abdurrahman ibn-i Mürcim mescide girdi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala yatanları namaza kaldırırken o da kılıcını zehirlenmiş kalktı. Hazreti Ali'nin nasıl başına kılıcı vurduysa kılıç taktı, maayet indi. Böyle kılıcı vurdu ki kılıç sana yara yapmadı da dimağına kadar işledi ve zehirli olduğundan dolayı Hazreti Ali radıyallahu ta'ala şehit oldu. Nerede oldu bu? Kufa'da, mescitte. Kufa'da. Ve kâne oldu ma ol bir şey ki kaddarallah. Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu şey meydana geldi. Abdurrahman ibn-i Mülcim Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'ın askerinden idi ve Hazreti Ali'yi çok severdi. Bir gün Hazreti Ali ona dedi ki, ya Abdurrahman, sen beni seviyor musun? Ya Mirel Müminin, benim hayatımı sana vakfettim, seviyor musun ne demek? Senin askerinden oldum, senin için kılıç vuruyorum, ölüyorum, öldürüyorum. Fakat dedi, beni sen öldüreceksin. Aman ya Mirel Müminin, o mukadder. Hemen kılıcı verdi eline Hazreti Ali'ye, dedi ki ya Mirel Müminin vur, beni öldür. O gün, bu gaza benim elimden çıkmasın. Mukadder dedi, sen kılıcı buraya vuracaksan, başıma vuracaksan, alnıma vuracaksan, buradan akan kan sakalımı boyayacak, kına gibi boyayacak. Bu mukadder, bu olacak. Nasıl olur ya Mirel Müminin, ben seni seviyorum, senin askerindenim, ben bunu yapar mıyım? Yapacaksın dedi. Aradan zaman geçti,
hariciler Hazreti Ali'yi tekfir etmeye başlayınca Abdurrahman bin Mülcim de tekfir etti. Ali bozuldu dedi. Ali iyiydi ama o da dinden çıktı dedi. Ondan sonra hariciler 3 kişi ittifak ettiler ki bu fitneyi yapanlar Ali, Muaviye, Amr bin As, bunları öldürelim. İttifak ettiler. Aynı günde her adam kendisine verilen vazifeyi yapacak. Abdurrahman bin Mülcim Hazreti Ali'yi öldürmeyi üzerine aldı. Sebebi de bir kadına aşık oldu haricilerden. O kadınla evlenmek istedi. Kadın da dedi ki Ali'yi öldürürsen ben sana varırım. Şimdi arada hem bir de bozukluğu var. Hem de kadını alacak. O da zannetti ki gider Ali'yi öldürürüm. Benim de ondan sonra da kaçarım tutamazlar. Halbuki yaraladığı gibi yakaladılar. Yakaladıktan sonra Hazreti Ali Kerimallahu Veşe dedi ki bunu hapsedin. Ben iyi olursamsa cezasını ben veririm. Ya affederim ya öldürürüm. Fakat ben ölürsemse kısas ederim. Hazreti Ali Kerimallahu Veşe şehit olunca Hazreti Hasan radıyallahu teala onu kısas etti. Gelecek. Ben Urvete bini Ruveyn. Sizde de öyle mi yazılıyor? Kale ca'e Arabiyyun. Urvet ibn-i Ruveym'den rivayet ediliyor ki bir Arabi geldi ilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Fekale dedi ki sari yani ya Resulullah kalk benimle güneş tut. Bedevi Resulullah'a kalk benimle güneş tut bir terbiyesizlik, edepsizlik olmuyor mu? Edepsizlik oluyor. Kalk benimle güneş tut. Peygamber'e denilir mi bu? Fekame eyleyhi Muaviye. Muaviye baktı o bedeviye dedi ki bırak Resulullah ben seninle güneş tutayım. Resulullah'ın yerine ben güneş tutayım dedi seninle. Fekale ene usari'uke. Ben seninle güneş tutayım dedi. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki len yu'lebe muaviyetu ebeda. Muaviye mağlup olmaz. Madem Peygamber Efendimiz'i sevdi günden kalktı, ondan taraf o Arabi ile güreşti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşuna gitti ve ona dua etti ki Muaviye'yi kimse mağlup edemez. Demek keramet nereden geldi? Resulullah Efendimiz'le. Fesuri ala Arabi, fesere ala Arabiye. Muaviye Arabi'yi yıktı. Ve bu hadisi şerifin de mezharına nail oldu. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ Vaktaki Sıffin ve Kesu oldu. Hazreti Ali ile Muaviye arasında harp oldu. قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَ Hazreti Ali كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَ buyurdular ki لَوْ زَكَرْتُ هَذَا الْحَد۪يسَ Eğer bu hadisi şerifi hatırlamış olsa idim مَا قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ Muaviye ile harp etmez idim. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz Muaviye mağlup olmaz buyurdu. Ve ne diye onunla harp edecektim daha? Mağlup olmayacak bir adamla harp niye edeydim? Demek ki o hadisi şerifi hatırlememiş. Hadisi şerifi duymuş fakat unutmuş. O vakit hatırına gelmiş. Nitekim ki Hazreti Zübeyir hadisi unuttu da Cemal Vakası'nda Hazreti Ali hatırlatınca hatırladıysa Hazreti Ali Kerimallahu Veşe Sıffî vakasında hatırladı. Revâhu İbn-i Asakir. Bu hadisi şerifi İbn-i Asakir rivayet eyledi. Şimdi dedim ya akide, bozuk akideler çok.